Günaydın arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız inşallah, haliniz, saatiniz iyidir. Kalktık arkadaşlar, hava biraz soğuk. Bayağı ben oldu uyanalı da. Anneyi bekledim, o da kahveverdi. Sabah kahvaltısı hazırlayacağız, bakalım neler yapacak, neler edecek bilmiyorum. Biraz şey vardı, ben hemen şöyle arkadaşlar, tencere vardı. Akşamdan kalan bulaşıkları arkadaşlar. Gözüm kesmedi, aynen öyle. Şunu da bir boşaltayım, bir de şunu güzelce ne. Ali, bir tane şu şeyli sünger var ya. Telefonu bir bakayım hemen. Arkadaşlar canlar, Elif'le konuştum, Emin'le konuştum. Dediğin gibi, çünkü akşam sabah kaç kere aramayınca kafam orada. Elif'in bir orayı şey yapıyorum, ondan sonra kendim iyi olunca, Elif de iyi olursa, dediğin gibi iyi oluyoruz. Canlar, ne diyeceğim ki, kapattık da yine. Arkadaşlar, iyi haberleri alınca tabii ki daha iyi oluyor. Rabbim neylerse güzel eyler. İnşallah biz de o temenniyle işe kaldığımız yerden arkadaşlar devam ediyoruz. Hatice Hanım'la böyle bazen didişerek, bazen çekişerek, bazen iyi tarafımızla. Her zaman bizim arkadaşlar fazla da kötü tarafımız yok. Hatice Hanım'la ne kadar didişsek de iyiyiz Allah'a şükür. O kadar herhalde olacak ya. Değil mi? Olmalı olmaz. Yok. Zeytinyağı da bu arkadaşlar yine fiyatını internet üzerinden satış oluyor mu diye şey yapmıştınız ama ben arkadaşlar aceleye geldi şeyini alamadım. Afişini ondan sonra sizinle paylaşmak isterdim gerçekten. Ama bunu ileriki zamanda mutlaka arkadaşlar bilgilendirme yapacağım diye düşünüyorum. Bunları sona mı yıkasam diye düşünüyorum. Sen bilirsin, kendini de fazla yorma. Yok, yıkayacağım çünkü neden diyeceğim. Bunlar biraz şey yapmayınca. Arada makine yatıyorum da şimdi makine dolu olduğu için vallahi arkadaşlar hiçbir şeyin aha su bile dediğin gibi dayanmıyor bizim çift deterjan bulaşık deterjanı. Su mu kattın içine? Yok. İyi alıyorum ben sana, tamam. Giderken diyeceğim arkadaşlar. Ha şimdi hemen ekmek almaya gideceğim mi? Gidince alayım olur. Sen buraları yık yaşlarını, ben ekmeğe kalayım, onları alayım dediğin gibi. Çayımızı koyayım ben hocam. Evet, çayımı koy, tamam mı? Kendini de fazla yorma. Yumurtamız yok, haberim olsun. Tamam, sen yumurta da alacağım. Ekmeğimiz var. Tamam. Dünden gelken ana 10 yıl alken alıydık ekmeğimiz. Doğru, o zaman var. Tamam. Hemen ben bir çayımı bırakayım, çay. Ya adamlarımın içini yıkarım arkadaşlar. Bunu bir de şöyle selpakla kurulayıverdim. Ali de yumurtamızı almış. İyi bir tane de seviyor. Basim'i de almış. Teşekkür ettim. Cifimiz yoğurdu. Cif almış. Deterjan almış. Sağ olasın. Evin ekliği bitmiyor yani. Şunlar iyice bir dibindekine de onlar iyice bir çalkarım. Bu iyi oluyor. Şeyi ferinin koyu oluyor arkadaşlar. Öbür türlü öbür ilaçtan aldığımız zaman da ya o sulu oluyor. O da hiçbir dayanmıyor. Yine şuna şöyle içine ya bir çay boşaltırım. Bu ara şeyimiz yok arkadaşlar, poşet. Hani şu şekil kiloyla alıyordu. Bunun biraz daha şeyini çöpe bağlamak için arkadaşlar. Öbürü bir hem pahalı hem de dayanmıyor. Öbürünü bayağı hemen hemen gele aldıydım. Bayağı 8-10 aydır kullanıyoruz. İyi oldu. Bazen markettekileri kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen bir yağ. Sağ olsun, yağını da almış. Yağımızı doldurdu. Posası yok. Sıcakta ya. Sıcakta olduğu için. Sıcakta olduğu için. Soğuk havada hemen. Bunları dışarı balkona koyacağız arkadaşlar. Oraya hani almış koymuş ama orada. Hatice Hanım, yalnız olunca bazı işler gözüm kesmiyor. Hevesim olmuyor çalışmada. İnsan olmayı, olmayı, olmayı. Öbür tarafı köşeye koy, lavabonun içine doğru öbür tarafa. Hatice Hanım bak şu kenara koysan daha rahat. Gideceğim. O bir şey olmaz yani. Şöyle doldurayım, doldurayım, oraya dökmem de. Ne olur ne olmaz, gene de elimden kayar, bir şey olur. Ben onu demek istedim. İyi, öbür tarafta ben koymuş olsan daha rahat ederdim, ben onu söyledim. Nerede? Yok, orada boşver, kayar. Burada daha iyi bence. Bir de altına da peçete koydum arkadaşlar, daha güzel oluyor. Çayımız da aldı mı? Tertemiz. İyi.
Bugün ne pişireceğim bize? Vallahi bilmiyorum, Allah ne verdiyse. Bakalım bir peynir zeytini hiç. O da olur, ne olursa, ne olursa öyle hiç. Arkadaşlar inan. Özel bir özentimiz, özel bir şeyimiz yok arkadaşlar, hepsi. Dolapta var, yazın doldurdum dediğin gibi ama yine de şöyle bir ya yumurta ya bir şeyler yapacağım bakalım. Hadi ne hayırlısı olur. Bakalım. Şunu abim, şimdi yapayım şöyle. İyi yine ödeyeceğim. Önceden derlerdi ki halının üstünde su koydururlarmış. Dokuyan kızları. Evlendirirler. Öyle derlermiş ama koca kara işte şeyler o da. Vermek şeyim yok. Öyle derlerdi. Suyu dokuyan bir damla. İyi bu kız alınır mı derlermiş. Bir şeyler derlermiş. Masamızı da sildim. Şimdi hemen şuradan iki bardak. Şöyle kupluca böyle iki bardak alacağım. Şeker atmıyor zaten. Şeker atmıyor. Ben çay içeyim hadi senden. Çay içeyim senden diyorum. Öyle hiç bende bir şey olmaz. Şatallah. Demeyin ki Hatice bozuyor onu da şatal demeyin ha. Benim otum var, çöpüm var. Şöyle birimiz şuraya otur. Birimiz de şuraya otur. Gene şu selpağımız bitsin. Bu iyi oluyor. Zeytin koyak, peynir koyak, reçelimiz vardır. İki olmasa yumurta kırarak ikimizlik zaten. Ne versen bu hafta o gider. Şuraya dik fazla mı? Bu iyi oluyor tekinden. Alın da onun için. Şu bir taneyi de şöyle. Buyurun. Bir tek derken iki. Tamam. Tamam. Şimdi de yersin. Elimde şu kaldı. Şurada lazım olur şimdi yemek yapacaksın. Evet. Eline bir şey bulaşır. Şeyde olsa sobaya atıverdik bunlar. Gel mi? Hiç boşa gitmezdi. Evet, bahçede olsa işte sobaya hemen attık gittiğim. Arkadaşlar dün hemen Hatice Hanım bahçeyi özlemiş. Buraya girmeden bahçeye götür beni dedi. Burada yeşilliklerini ayıtladı, yakadı. Sabaha da hazır böyle bu şekilde. Ot olmasa olmaz. Ot seviyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten bahçe çok güzel oluyor. Rabbim isteyen herkese nasip eylesin. Yoracağım ha. Böyle ufacık da başında bir ev oldu mu? Bazen sımsıcak sobayı yaktı mı? Vallahi. Sıkıldı mı? Bazen ben Hatice Hanım olmadığı zaman gidiyorum sobayı yakıyorum içeride. Çayla da bir karam yok arkadaşlar orada. Gene de. Zobanın fırınına patates atıyor. Şöyle birkaç tane. Patatesler çürüdü mü? Ne oldu? Hiç bakmadım. Gerçi şey yaptım da. Çillenmiş hepsi. Onlar aslında bir şey yapacağım. Toprağa sokacağım biliyor musun? Evet. Toprağa sokursa yazar. Hiçbir şey olmaz. Gerçi şey yapacağım. Peynirimiz neye var mı? Şu faraşı oradan alayım. Ben koymuştum dünyanın. Burayı temizlerken güzelce. Zeytinimizi alalım. Şöyle yeşil zeytin. Bu da epeydir duruyor. Yeşil zeytini sen seviyorsun. Sen dolmacı kimse yemiyor. Yemiyorum diyeyim. Mesela siyah bitti bizim. Siyah o kaldı. Bazen bu ziyaz zeytin de güzel oluyor. Şunları bilmiyorum. Dur ne alacaktım? Bunu alacağım. Peynir. Ondan sonra. Peynir iki şeyde ayrı ayrı var orada. Onu yiyeyim onu açmayayım. Bunu. Açık zaten. Birisi açık ve iki o da açık. Gülcan yanlışlığını açmış annesi. He, bu da yarı. He, o yarı. Bunu bilmiyorum yalnız. Bunda da var. İyi. Bunda da var. Olmasa birileri bir şey olmaz ya. Kuş bunu alacağım. Adımdama baktım. Ezme yemem sen zaten. He, kuş bunu o. Kuş bunumuz var. He. Kuş bunu. Kavanozuna koyuyor bir şey olmaz. Zaten ben de öyle diyeceğim. Bunları da şöyle, yine şuraya koyup bir çalıştırayım. Ne yapacağım? Başka. Dur bakalım. Ağacım bir şey çıkarttım da. Bilmiyorum kızart olmuş. Ben üstüne yoğurt dokacağım. Sen yer mi yemem? Tamam olur. Sarımsaklayacağım. Kabak değil mi? Kabak biliriz seni. Olur mu? Olur. Şu yoğurdumuzu da alalım. Başka da. Şey yaptım, yazdan koydum babamızda. Tamam.
O yumurtayı oradan bir kaldır istersen eleğin altından. Onu şöyle bir kenara koy. Sonra boşaltırsın. Aynen. Hemen iki yumurtalayayım o zaman. Şöyle yapayım. Tamam. Beyaz mı? Beyaz vardı. Öbüründen yoktu. Olsun. Olsun. Ne olursa olsun. Olsun da yumurtalayalım. Yeter mi ki yumurta? Yeter. Çayımız da hazır. Ha, ne olsun, Allah olmayan herkesin ayı. Bak, peçete lazım oldu, gördün mü? Olmaz oğlum. Ne yapacağım ben şimdi? Kabağı, değil mi? Bilmiyorum, kabağı mı sıdacağım? Ya kendine yeter. Ya bismillah. Aha, bazen ocağı. Basıl olur, basıl az. Ya. Tava bir kurusun. Tava kurumaya gerek yok. Niye? O zaman sıçrıyor, içinde ıslak olunca. Ha, onu mu? Koyulmamış aşağı bunu bak. Yazın arkadaşlar, bahçeden kızarttığım kabaklar. Şimdi güzel afiyetçe yiyeceğiz. Kışlıklara dönmüş olduk. Aynen. Arkadaşlar. O küçücük bir tabak ama bayağı bir Hatice Hanım'la bize fazlasıyla. Yazın kızartıp koyduğum güzel şeyde bahçede kızarttıydım ya. Taze taze. Koydum bayağı bir kabağımız var. Sarımsaklı. Arkadaşlar her gün kabak diyorlardı. Şimdi kışın da kabak arkadaş. Yapacak bir şey yok. Bir damla yağ basam mı ki yeter mi ki? Önce yağ varsa hiç koyma. He? Bu yağlayıp da koymadın mıydı? Yağlar mı da? Ya, tuzunu atmadım. Tuzu yoğurdum. Emin misin? Tuzun tabii canım abartayım. Koymadım yani. Pişerken tuz koymadın yani. Tabii canım, hiç tuz koymadım. Tuz koymadım. Ben yanım bunu böyle yemem. Bir de sarımsaklı yoğurt, huyum kurusun arkadaşlar. Kendi huyumu hiç fazla sevmiyorum. Niye diye sorarsanız o konuda yiyem ben. Sarımsaklıyla bir üstüne yoğurt olacak. Programında koyduk. Allah'tan olmayan anasını her peynir koymadık Ali. Peynir koyduk. Ya bismillah. Ayrı şu ayrı. Ya orada bitirelim. Bir demeye gerek kalmadı. Tamam. Onu şöyle atalım. Onu şöyle. Ona çöpü billeyim. Çöpü tamam, çöpü de atayım. Demin keşke atsaydım. Bunlardan ne? Haftasın bugün onlara, perşembe. Haftasın onlara sen bir tane bir şey alacak var. Olmaz. Olur. Sen gelin ama midana dokunuyor öyle sen istemezsin. Ümit benim mideme dokunuyor. Evet seviyorum. Ah yeme abi sabır. Allah olmayana resim öyle. Evet. Yine ne böyle korkar. Baktım taze taze duruyor. Hadi canım da dedim seviyor dedim. Ben seviyorum arkadaşlar şimdi. Hadi bana böyle bir kısa olsun. Bir tane alayım. Otum da o tane olsun. Biraz ısınsın. Aynı yeni şey yapmış gibi baksana. Değil mi? Vallahi her şeyi arkadaşlar kendi elimle yapacağım, alacağım. Ben onu bunu bilmiyorum. Şeydenin, kaylan. Formlu mu derler? Ne derler? Formlu. Formlu işte. Hormonlu. Hormonlu. Arkadaşlar bu arada bütün güzel yorumlarınız için, eleştirileriniz için, gerçekten Allah tavsiyeleriniz Allah için, ilgilendirmeleriniz için, her güzel yorumlar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz arkadaşlar. Bizleri sağlasınız, yalnız bırakmıyorsunuz. Zor günlerimizde, iyi günlerimizde hep varsınız. Her zaman var olun arkadaşlar. Sağlıklı, sıhhatli yaşamlarınız olsun. Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, huzurlu bir şekilde, babanızla, eşinizle, dostunuzdan güzel yaşamaklar nasip etsin canlar. Arkadaşlar böyle şeyleri yaşadığım insan hayatın kıymetini daha biraz daha iyi anlıyor. Ne diyeceğim ki ben? Babam gitti bir şey var. İyi sen düşüne gör.
Üzerine de iki yumurta kırdım arkadaşlar. Açacağım böyle. Yazdan yapmış olduğu kabak güzelce. Bize afiyet olsun. Gelin beraber olsun canlar. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Arkadaşlar hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.